Adnan Menderes döneminde Ankara Emniyet Müdürü'ne emir veriyor rahmetli. Bediüzzaman bir daha Ankara'ya gelmesin, gelirse içeriye sokmayın diye emir veriyor. Bu gelişmeden habersiz olan üstad Emirdağ'dan Ankara'ya hareket ettiği bilgisi devletin eline ulaşınca Ankara'da bir kısım Nur talebeleri gözaltına alıyorlar. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Ankara'ya geldiği zaman göl başında önünü polis kesiyor. Ankara'ya girmeyeceksin deniliyor. Üstad geri çevirip Polatlı'ya kadar polis takibinde geri çeviriyorlar. Üstad da geri dönmek zorunda kalıyor. Kardeşim diyor üstad, Menderes bizi anlamadı. Ona olan himmetimizi ve duamızı bilmedi. Bak himmet ve duayla diyor ayakta duruyor diyor. Bak himmet, himmeti diyorum ve duamızı diyor anlamadı diyor. Bilmedi. Benim gözümde diyor elmastan cam parçasına düşmüştür diyor. Cam parçasına. Elmastı diyor. Cam parçasına düşmüştür diyor bu olay yüzünden. Ben yakında gideceğim diyor. Ben yakında gideceğim diyor. Yani öleceğim diyor. Sonra da ellerini böyle şey yapıyor. Onlar da böyle olacaklar diyor. İki elini birleşiyor. Böyle olacak. İnşallah. Adnan Menderes mektup yazıyor. Diyor ki Menderes senin başına bir felaket ve anarşi geliyor. Bu felaketlere karşı imanla muhafaza edilebilirsin diyor. Ve yani Müslümanca tavrını devam ettir diyor. Ve Allah'a güven ve rahat ol diyor yani o konuda. Yani bu tip şeylere girme diyor. Yani bu tip hareketlere, bu tip şeylere girme. Yani karşı tarafın teşvikiyle bu tip şeyler yapma diyor. Rahmetli devam etti. Yani en şiddetli azabı, en şiddetli zorlukları Adnan Menderes döneminde yaşamıştı Said Nursi Hazretleri. O da iki elini birleştiriyor şöyle. Evet. Bak ben gidiyorum diyor. O da gidecek diyor. Nitekim evet o dönem yaşananları az çok biliyoruz. Bak, ben yakında gideceğim diyor. Bak kendisinin öleceğini de bilmiyor. Tabii. Hemen vefatından sonra kısa süre sonra biliyorsunuz bu olay oldu. Evet. O devre kadar hep destekleniyordu Menderes. Uçak kazası oldu biliyorsunuz. Ölmeden çıktım uçaktan. Evet. Mucize olarak. Evet. Yani hiçbir şey olmadı uçak kazasında. Yani normalde %100 ölüm olur öyle bir şeyde. O sapasağlam çıktı uçaktan. Himmet altındaydı. Said Nursi'nin himmet ve duasıyla. İnşallah Allah vesile ediyordu.